Bugünkü örgü ile tasarım köşemizin uygulama bölümünde sizlerle bir yelek çalışmasını paylaşacağız. Biraz önce söylemiştik zaten. Havalar ısındı biliyorsunuz, yavaş yavaş yaz geliyor ve biz ipliklerimiz de yavaş yavaş incelmeye başladık. Fakat bugün tam böyle mevsim geçişi düz dokulu bir çalışma getirdik. Bu çalışma için biz merserize görünümlü batik bir iplik kullandık ve 3 yumak ile ördük biz bu yeleği. Evet, batik iplik, merserize görünümlü dedik. Farkındaysanız da parlak bir iplik. Her mevsim aslında rahatlıkla kullanabileceğimiz bir yelek çalışması. Bu yeleğin bir de başka bir özelliği var. O da şu, yaka kesmeyeceğiz, kol da kesmeyeceğiz. Örgümüzü örerken kol kendiliğinden kesilecek, yaka da kendiliğinden kesilecek. O yüzden çok kolay bir çalışma. Düz örgü zaten gördüğünüz gibi herkesin bildiği bir çalışma. Böyle bir görünümü var. 3 yumak kullandık dedik. Burada şiş 3 numara kullanabilirsiniz. 4 numara kullanabilirsiniz. Ele göre değişir. Evet, her zaman söylediğim gibi atacağımız ilmek sayısı aslında şişimize göre ve elimize göre değişir. Çünkü elimiz gevşekse biz 3 numaralı şiş kullanmalıyız. Elimiz sıkıysa 4 numaralı şiş kullanmalıyız. Şimdi bu 3 numara ile örülmüş bir örgü. Burada 93 ilmek başlanarak örüldü. Şu ön için 93 ilmek başladık. Burada önemli bir püf noktası, tek sayı ile başlamalıyız biz bu çalışmayı yaparken. 93 olur, 91 olur. 4 numara ile örerseniz 10 ilmek geriye atarak 83 ile başlayabilirsiniz. 81 olabilir. Tek sayı olmalı ki ortada bir 3 ilmeği birlikte alma hareketi yapacağız. Evet, hemen çalışmamıza başlayalım. Ben 4 numaralı şiş kullanacağım. Batik ipliğimizi açıyoruz. Burada 3 tane batik iplik kullandık demiştim. Bu merserize görünümlü. Her mevsim rahatlıkla kullanabileceğimiz ürünler yapılabilecek bir iplik. Evet, ben buradaki mantığı anlatan çok az sayıda bir ilmek atacağım. Ve çalışmayı sizlere göstereceğim. Bu iplik ütülendiğinde biraz böyle uzayan bir iplik. Buharlı ütüyü normal, hiç çekinmeden örgümüze basabileceğiz ve ütüleyeceğiz. Tabii ki o zaman biraz uzayacak. Boyu da ona göre düşünmeliyiz. Bu 40 santim fakat 35 santim falan örülecek. Sıra sayısına gelince buradaki sıra sayısı da yine 125. Ama siz 4 numarayla örerseniz tabii değişecek. Her zaman söylediğim gibi aslında en doğrusu kendinize ölçerek ilerlemeniz ve koltuk bölümüne geldikten sonra göstereceğim hareketi yapmanız. Evet, birkaç ilmek atarak ilerliyorum. Evet, ben çalışmama 33 ilmek üzerinden başladım. 33 ilmeğin 3 ilmeğini ortada kabul edeceğiz. İki tarafta da 30'u 2'ye bölerek 15'er ilmek üzerinden ben ilerleyeceğim. Burada 93 ilmek başlamıştık. 93 ilmeğin 3 ilmeğini ortada yürüttüğümüzü kabul edeceğiz. 90'ı 2'ye böldüğümüzde de 45-45, 45 bu tarafa, 45 bu tarafa ilmeklerimizi bölmüş olacağız. Ben 33 ilmek üzerinden başladım. Şimdi attığımız ilmekleri, 33 ilmeği bir sıra düz örgüyle örüyorum. Evet, ilmeklerimizi attıktan sonra bir sıra örüyoruz düz örgüyle. Şimdi arkada ters örgüdeyiz. Burada uygulamamızı yapmaya başlıyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Hemen burada dipten bir tane ilmek arttırıyorum. Şişimi araya geçirerek bir ilmek arttırdım kenarda. Sağ kenarda diyelim buna. Yine ters örgüyle devam ediyorum. Evet, tam ortaya geldim. 16 tane ilmek saydım. Çünkü bir tane ilmek arttırmıştım. 16 ilmekten sonra bu tam ortadaki 3 tane ilmeğin
Hepsini birlikte alarak şişimi üçüne birden geçiriyorum. İpliğimi atıp 3 ilmeği birden bu şekilde kasıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. ...14 ilmek ördüm. Şimdi bir ilmek yine içten geçirip örüyorum. 15, son ilmeğim 16. ilmek. Evet, dönüyoruz. Şimdi hiçbir şey yapmadan düz örgü ile bir sıra örüyoruz. Yapacağımız arttırma ve eksiltme hareketleri örgümüzün sadece ters yönünde olacak. İç bölümünde. Şöyle örgünün iç bölümünde yapacağız biz bu arttırma ve eksiltmeleri. Şimdi düz örgü ile bu sırayı tamamlıyorum. Evet, şimdi yine ters sıradayız. Ters sırada yine arttırmamızı yapıyoruz. Bir ilmek ördüm. Yine araya geçirerek burada bir tane ilmek arttırıyorum. Ve yine böyle devam ediyoruz. Şimdi ters örgüyle örgümüzün tam ortasına geldik yine. Burada 3 ilmeği birlikte aldığımız tek ilmek ortada ve sağ tarafında bir ilmek, sol tarafında bir ilmek var. Şimdi bu 3 ilmeğin hepsini birden yine birlikte alarak böyle 2 ilmeği kasmış oldum. Tekrar ters örgüyle ilerleyip yine sonda bir tane ilmek arttırıyoruz. Şimdi burada yaptığımız mantık ne oldu? İlmeklerimizi attık. Tek sayı dedik. Burada 93 ilmek attık. Ortadaki 3 ilmeği ortada yürüteceğimizi kabul ederek iki yanda 45'er ilmek ayırdık. Sonra ters örgü bölümünden bir sıra düz ördük. Sonra ters örgü bölümünden yine bir tane sağ tarafta, bir tane sol tarafta ilmek arttırdık. Çünkü farkındaysanız burada örgümüz dümdüz ilerliyor. Hemen onu göstereceğim. Şurada son yere geldim. Burada yine bir tane ilmek arttırıyorum. Böyle deliğe batıyorum. Ve son ilmeğimi ördüm. İki tarafta ilmek arttırmış olduk. Evet, şimdi burada delik olmaması için nasıl arttırmalıyız onu da göstereyim. İsteyenler delik olsun derlerse araya batarlar. Ben delik olmasını istemiyorum yanda derse şu şekilde ikinci ilmeğimizin altındaki yere batarak ilmeğimizi buradan çıkarmalıyız. İkinci ilmeğimizin dibinden çıkararak örersek arttırmamızı delik olmaz. Şimdi gelelim. Çalışmamızı ilerlettik. Koltuğa geldik diyelim. Kendimize ölçtük. Burada ne yapacağız? Artık iki yandaki birer tane arttırma ilmeğini bırakacağız. Yani o işlemi bırakacağız. Yanlarda arttırma yapmayacağız. Sadece ortadaki 3 tane ilmeği birlikte almaya devam edeceğiz. O zaman otomatik olarak ne olacak? İlmekler azalacak. İşte bu ilmeklerin azalması da bize hem yaka kesimini sağlayacak hem de kol kesimini sağlayacak. Hiçbir yaka ve kol kesimi düşünmeden böyle yeleğimizi öreceğiz. Kendiliğinden yakası ve kolu kesilmiş olacak. Evet, normal olarak benim başlangıç ve bitişte birer ilmek arttırmam gerekirken arttırma işlemini yapmıyorum. Normal örgüme devam ediyorum ters örgüyle. Evet, ördük. Ortadaki 3 ilmeğimize geldik. Yine ortadaki 3 ilmeği birlikte alarak böyle ilmek azaltma işlemimizi yapıyoruz. Yine devam ediyoruz. Sonda da ilmek arttırmayacağız. Başlarken de arttırmadık. Çünkü artık kol evi bölümüne geldik. Evet, biz burada 60 sıra ördükten sonra ilmekleri artık kapatmaya geçmişiz. Kapatma derken burada farklı bir uygulama var. Biz şöyle 60 sıra sadece ortadan alarak ilmeklerimizi azalttık ve burada ilmeklerimiz şöyle V şeklinde kalacak. Biz burayı doldurarak omuzu örmüş olacağız. Şimdi onu göstermeye geçeceğim.
Şimdi gördüğünüz gibi örgümüz şu şekilde, V şeklinde kaldı. Çünkü hep ortadan kesiyoruz, yanlardan kesme işlemi yapmıyoruz. Omuza geldik. Artık burada içi doldurarak sağdan ve soldan şu görünümü yapacağız. Şu görünümü. Sağdan ve soldan böyle kayarak 2-2 alacağız ve ortayı doldurarak omuzu kapatacağız. Evet, şimdi tam ortadayım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte alarak dönüyorum. Döndüm. Bu ilmeğimi örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu yanda 2 ilmeği yine birlikte alarak burada yine ilmek azaltıyorum. Evet, ilmek azalttık. Şimdi yine dönüyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz örmeye düz bölümde. Yine buradaki 2 ilmekten ikisini birlikte alarak geriye dönüyoruz. Evet, bu şekilde yine geri döndük. Sıradaki 2 ilmeği yine birlikte alıyoruz. Yine dönüyoruz. Yine örüyoruz. Hep sağ taraftan ve sol taraftan ikişer tane ilmeği birlikte alıyoruz. Ve böyle örgümüzü düzlüyoruz. Yine 2 ilmeğe geldik. Yine 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Yine dönüyoruz. Evet, yine 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Burada hem düz yönde hem ters yönde hep 2 ilmeği birlikte alarak devam ediyoruz. Dönüyoruz. Örgümüzün arkası içinde yine aynı şeyi yapacağız. Fakat geniş ilmeklerde yapacağız. Aynı şeyi sağdan soldan alarak ilerliyoruz. Evet, sıramız bitti burada. Yine 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Zaten örgü kendisi belli ediyor nerelerde alınması gerektiğini. Böyle ortada bir V şeklinde olan açık bölümü dolduruyoruz. Yine geri döndük. Böyle devam ediyoruz. Sağdaki ve soldaki ilmeklerin hepsi bitene kadar. Bittikten sonra zaten örgümüzün görünümü şu olacak. Sağdaki ilmekler bitecek. Soldaki ilmekler bitecek. Sadece orta bölümdeki bu düz bölüm kalacak. Hepsini sonra ilmeklerini kapatarak omzumuzu kapatacağız. Örgümüzün arkası içinde yine aynı şeyi yapacağız. Fakat geniş ilmeklerde yapacağız. Aynı şeyi sağdan soldan alarak ilerliyoruz ve ilmekler bittiğinde, sıfır noktasına geldiğinde kapatıyoruz ilmekleri. Arka içinde biz yine 163 ilmek başladık. Tabii bu çok sıkı 3 numara ile örülmüş bir örgü. Sizler 10 ilmek, 20 ilmek eksiltebilirsiniz. Elinize göre hep örgülerinizi kendinize olan yelekler üzerine ölçerek ilerlemelisiniz. Burada batik örgülerde şu soruyu hep alıyoruz. Bu renkler nasıl karşılıklı geliyor? Burada ipliklerin hep aynı yerinden başlarsak iki tarafı da bunlar karşılıklı gelir. Tabii ki yumak bittiğinde ekleyeceğimiz yere çok dikkat etmeliyiz. Örgünün raporunu bozmadan eklersek bu görünüm aynı bu şekilde olur. Evet, yeleğimizin kenarlarında da yine geri sık iğne çalışması yaptık. Sonra da yeleğimizi buharlı ütüyle çok güzel ütüledik. Umarız beğenirsiniz. Sizlere kolay gelsin diyerek keyifli örgüler diliyorum. Pelin'in yanından devam edelim.